Şimdi biliyorsunuz Covid-19 ile mücadele bir yandan sürüyor. Aşılılara iyi bir haber var. Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Dünyanın endişeyle takip ettiği yeni varyanta ilişkin bu açıklamayı yaptı Uğur Şahin. İki bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin 25. Aydın Doğan Vakfı ödülünü alırken salgının seyrine ilişkin de açıklamalar yaptılar. Neyin, neden, nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor. Ödül töreninde aralarında Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün de olduğu gazeteciler salgınla ilgili merak edilen soruları Türeci ve Şahin'e yöneltti. En çok merak edilen dünyanın alarma geçtiği yeni varyant Omikron'du. Ve aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı. Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Hastalığın artık aşısızlar arasında yayılım gösterdiğinin altını çizen Uğur Şahin, 3. dozla koruma oranının %97'ye ulaştığını söyledi. Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için, genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. 3. doz ile %97 koruma sağlanıyor. Aşı tereddüdü yaşayanlara da seslendi Şahin. En çok merak edilenlerden biri aşının seneler sonra ortaya çıkabilecek bir rahatsızlığa yol açıp açmayacağıydı. Kanser hastalarında gördüğümüz mRNA bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir. En başarılı aşılardan birisi. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin %80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Profesör Doktor Uğur Şahin, salgının bitmesinin aşılamayla mümkün olacağını söyledi ve kış aylarında riskin daha çok artacağına dikkat çekti. Çetin geçecek 4-5 kış ayı var. Sabırlı olmamız gerek. Ondan sonraki yıl yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz. Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende Türeci Şahin çiftine ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan takdim etti. Ödül törenine Aydın Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan Doğan Yalçın da Vuslat Doğan Sabancı ve Begümhan Doğan Faralyalı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanı Candan Fetvacı ile Türk ve Alman medyasının önde gelen isimleri de katıldı. Evet, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödüllerine yine Fox Haber Merkezi'ndeki arkadaşlarımız layık görüldüler. Barış Kaya Fox Haber muhabiri ve Akif Balıkçıoğlu Fox Haber kameramanı. Tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim. Bir dakikaya pek çok şey kaldı. Görüşmek üzere.